binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera Ünnehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Altın Orda'nın temelleri Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci tarafından atıldı. Torunu Batu ise bu süreci tamamladı. Altın Orda Devleti'nin kurulduğu coğrafyada ise nüfusun çoğunu Kıpçaklar oluşturuyordu. Dolayısıyla her ne kadar Altın Orda Devleti Cuci ve oğlu Batu tarafından kurulsa da Altın Orda bir Türk devletiydi. Batu Han, Volga boyunda kendi karargahını kurdu ve kurduğu saray şehrini başkent yaptı. Siyasi tarihine de girilirse, Altın Ordu'yu İbn Battuta, Marokko'dan gelen, Arabistan'dan, Afrika'dan gelen, şöyle yazıyor, dünyanın en yedi büyük devletlerinden biri diyor Altın Ordu'yu. Altın Ordu'yu o dönem, işte Balkaş, Sibirya'daki, Kazakistan topraklarındaki gölden alıp Tuna'ya kadar yerlere, Rus topraklarına, her şeyi böyle elde tutan böyle bir güçlü bir devlet. Altın Orda tabirinin ortaya çıkması, altın ve kıymetli kumaşlarla süslü olan hanın karargahlarıyla ilgilidir. 14. yüzyıl seyyahı İbn-i Battuta karargahı şöyle anlatır. Özbek Han, süslenmiş olağanüstü bir altın otağda oturur. Otağı, altın yapraklarla kaplı, ağaç çubuklarından yapılmıştır. Ortasında ayakları gümüş, üstü değerli taşlarla süslü bir taht mevcuttur. Altın Ordu 13. asırda başlıyor. Ondan önce Türk dünyası işte belli bir kısmı İslam'a giriyor. Biliyoruz Karahanlılar, Bulgarlar, Selçuklular. Altın Ordu'da hemen ilk ikinci hanı Berke Han döneminde tamamen böyle bir İslam dinine geçiyorlar. Berke Han döneminde İslamiyet'in kabulü ve Özbek Han zamanında bütün ülkeye yayılması ile Altın Orda Türk İslam Devleti haline geldi. 14. asırda ise mesela Altın Ordu şehirlerine bakarsak tamamen böyle Müslüman şehirleri. Hatta büyük Türk gezeri Evliya Çelebi 17. asırda buraları da geziyor. Mesela Volga nehrindeki Altın Ordu'nun kalan başkentlerin anlatırken ben dünyayı gezdim. Bu kadar binaları görmedim diyor. Bu kadar muhteşem binaları görmedim. Cami işte olsun böyle camileri görmedim diyor. Maalesef her şey harabe olmuş ama gene dikkatini çekmiş. İşte 14. asırda Altın Ordu yerinde işte o dönemlere düşünün 170
gibi şehir kuruluyor. Yeni baştan şehirler kuruluyor. Altın Orda, Türk ve dünya tarihinde önemli rolü olan bir Türk İslam devletiydi. Orslar Altın Orda'nın muragerliği. Atay, Kazak. Örneğin, Ruslar bu devletin varislerinin kendileri olduklarını belirtiyor ve yazıyorlar. Ruslar, 1991 yılında yeni devlet kurduklarında devlet armasına çift başlı kartalı seçtiler. Aslında bu Altın Orda'nın armasıdır. Böylece kendilerini varisleri olarak benimsiyorlar. Nedenine gelirsek, günümüzdeki Rusya devleti 1485 yılında Moskova Rus Devleti'nin üzerine inşa edildi. Moskova Rus Devleti ise son hanlarının birisi Çuçin'in oğlu Tokay Temir sülalesindendir. Sonuncusu ise Kisi Muhammed, o tahttayken Rus Devleti kuruldu. Bu yüzden de Ruslar Altın Orda'nın varisiyiz diyorlar. Biz bunun Altın Orda'nın muragerimizdi zaten. Altın Orda hanları, özellikle diğer hanlıklara, diğer knezliklere karşı hep Moskova knezliğini desteklemişlerdir. Onlara destek vermişler ve bu politika neticesinde de Moskova knezliği diğer Rus knezlikleri arasında ön plana çıkacak ve zamanla diğer knezliklerinin topraklarını da ele geçirmeyi başaracaktır. Bunda Altın Orda hanlarının etkisi ve katkısı büyüktür. Nitekim Tatar tarihçisi Rizaeddin Fahreddin'in de belirttiği gibi Rus tahtına ne kadar Petrolar veya Katerinalar çıkarsa çıksın, Altın Orda hanları olmasaydı Moskova Rusyası'nın ve Çarlık Rusyası'nın yükselmesi mümkün olmayacaktı. Siyasi etkileşimin yanı sıra Moskova'nın yükselmesinde Rus Ortodoks Kilisesi de ön plana çıkacaktır ki, önemli rol oynayacaktır ki, Rus Ortodoks Kilisesi'nin güçlenmesinde de Altın Orda hanlarının bütün dinlere karşı izledikleri müsamahalı politikanın katkısı büyüktür. Nitekim en rahat dönemini Rus Ortodoks Kilisesi Altın Orda hanları zamanında yaşamışlardır. Altın Orda sayesinde Rusların Karadeniz'in kuzeyine inmeleri geciktirildi. Altın Orda'nın Rusya üzerindeki hakimiyeti yaklaşık 2,5 asır boyunca sürmüştü. Ve bu birliktelik boyunca birçok alanda Ruslar Altın Orda'nın yani Türk etkisinde kalmışlardı. Siyasi etkilerin başında şüphesiz Moskova Knezliği'nin kurulması gelmektedir. Daha doğrusu Çarlık Rusyası'nın ortaya çıkması. Herkesin bildiği, şu anda Rusya'nın arması olan çift başlı kartal, aslında Altın Orda Han Özbek akçesinde tasvir edilmiştir. Bu konunun araştırmasında, Türk kaynaklarına göre bu kuş, yani kartal, gerçekten de Cengiz Han'ın ev sembolü olmuştur. Başlangıçta Cengiz Han'ın çıktığı Kiyat soyuna ve kabilesine aitti. Kabile kuşu bir semboldür. Fakat gerçek şu ki bu kuş insan ruhunu göklere götüren kuş olmalıdır. Ama sonuçta bu kuş damga haline de gelmiştir. Bu kuş Altın Orda akçelerinde damga şeklinde görülüyor. Mesela Ukrayna armasında bulunan Altın Orda döneminin mirası olarak üç dişli mızrak aslında bir kuşu ifade etmiştir. Orada iki kanat ve baş kısmı görülüyor. Dolayısıyla yavaşça kuştan yani soy simgesinden damgaya dönüşmüştür. Damga, hayvanları damgalamak ve simge oluşturmak için gerekli görülmüştür. Ve bu simge kuş şeklinde değil de daha basit bir görünüme dönüşmüştür. Çarlık Rusyası'nın neredeyse tüm çarları taç töreninde kendilerine Altın Orda'dan kalan monomah şapkasını taktılar. Rusça'ya çok sayıda Türkçe, Moğolca ve
yine Altın Orda vasıtasıyla Farsça ve Arapça kelime girdi. Dil bilimciler, Rus diline yaklaşık 2000 Türkçe kökenli kelimenin girdiğini yazar. İlhanlı Devleti, Altın Orda ve Çağatay Hanlıklarına kıyasla daha geç bir tarihte kuruldu. Cengiz Han'ın torunu Hülagü, kardeşi tarafından Orta Doğu'ya gönderildi. Bu dönemde İlhanlı Devleti'ni kurdu. Toplam 12 Han'ın tahta çıktığı İlhanlılar Devleti, 120 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Bu İlhanlılar sülalesi İran üzerinde büyük etki yarattı. Belki siz de İran'da İlhanlıların bıraktıkları tarihi izleri görmüşsünüzdür. Günümüzde çok fazladır. İlhanlılar sadece Fars'ı işgal etmedi. Bunun yanı sıra Küçük Asya'yı da ele geçirdi. Irak ve günümüz Suriye'sini ve hatta o bölgedeki Filistin'i de işgal etti. Azerbaycan, Irak, İran, Horasan, Anadolu ve Suriye'yi ele geçiren Hülagü, burada kendi ulusunu yani İlhanlı ulusunu kurdu. 1256. ilde Hülagü Təbrizi tuttu, ardından 58. ilde Abbasi xəlifəsinə xilafətinə son qoydu Bağdatda. Maraqlı cəhət burasında idi ki, Hülagü öz işğallarını məhz Azərbaycandan çıxmış Nəsrəddin Tusinin, Bağdat sarayında xidmət eləmiş Nəsrəddin Tusinin tövsiyələri ilə aparırdı. Və o, Nəsrəddin Tusi müsəlman dünyasını kifayət qədər yaxşı bilən alimlərdən idi. Bu coğrafyalar eskiden beri çok gelişmiş şehirlere sahipti. İlhanlılar aynı zamanda yeni şehirler kurup yeni mimari eserler inşa ettiler. Zamanla İslamiyet'i benimsediler ve Kazan Han döneminde resmi din ilan ettiler. Çağatay Hanlığına dahil olan Barlas kabilesine mensup Timur, 1370 yılında Maveraün Nehri ele geçirerek devletinin kuruluşunu ilan etti. Başkenti önce Keş, daha sonra Semerkant oldu. Emir Timur ve devleti dediğimizde karşımıza Moskova'dan Delhi'ye, İstanbul'dan kaynaklardaki ifadesiyle büyük duvar yani bizim Çin Seddi dediğimiz alana kadar olan coğrafyada seferler düzenleyen idari bir yapı tesis eden bir devlet, bir hanedan aklımıza gelir. Modern dönemde bu coğrafyada hangi devletlerin olduğuna bir bakarsak Timur'un başarısını daha iyi anlamak mümkündür. Sovyetler Birliği coğrafyası ki bugün Rusya Federasyonu, Ukrayna, Kafkaslara indiğimizde Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, Suriye, Irak, bütün İran coğrafyası, bugünkü Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Timur'un idare ettiği coğrafyanın içinde kalan ülkeler bugüne tekabül ettiğinde. 1379 yılında Harezm'i hakimiyeti altına alan Timur, ardından Ceyhun'u geçip güneşin yükseldiği yer anlamına gelen Horasan'a sefer düzenledi. Timur devleti de Orta Asya'da kuruluyor. Orta Asya'da da ondan önce de büyük devletler kurulmuş. En büyüklerinden biri mesela Harizmşahlar diyebiliriz. Ama Harizmşahlar hiçbir zaman batıya gitmemiş, yukarıya gitmemiş. Hep o İran tarafları, o tarafları elinde tutmuş. Yani böyle siyasi bir tarihten bakılırsa da böyle Orta Asya böyle bu taraflara giderse bu taraflarda zaten güçlü devletler var. Anadolu'ya giderse orada güçlü devletler var. Yani benim fikrim Timur böyle kendi yerini o devletler içinde yeni bir büyük devlet kuruluyor.
İran'ı ve Azerbaycan'ı ele geçirdi ve topraklarını Irak'a kadar genişletti. Sefer düzenlediği ilk Hristiyan ülkesi ise Gürcistan Krallığı oldu. Gürcüler de onun hakimiyetini kabul ettiler. Anadolu'nun doğusuna yaptığı seferde Erzurum, Erzincan ve Van ona itaatlerini bildirdiler. Tabii Timur böyle askeri bir daha yani böyle dahi böyle yani işini bilen gerçekten bir işte ömür boyu savaştığı için yanındaki askeri de profesyonel asker diyorlar. Yani gerçekten böyle işi bilen. Çünkü kalan devletlerde de profesyonel asker vardı ama o kadar asker tutmadıkları için kalan böyle toplap hemen böyle bir şeyi halinde getiremezsin askere. Onun işi ise böyle 200 bin belki 300 bin değişik kaynaklara göre böyle bir askeri var. Timur askeri seferlerinden birinde sakatlanıp aksak kaldı. Özellikle Timur'a olumsuz yaklaşanlar onu Aksak Timur olarak adlandırırlar. Timur'un faaliyetlerine baktığımızda ve Timur'dan sonra soyundan gelen hükümdarların davranış tarzına baktığımızda bunların yerleşik hayatı gayet iyi tahlil ettikleri, buna uzak olmadıkları, tarımla iştigal ettikleri, tarımı bir devlet politikası haline getirdikleri, ticareti himaye ettiklerini çok net örneklerle göstermek mümkün. Bu politika Timur zamanında başlamış idi. Onun bütün büyük devlet hükümdarlarına yazdığı mektuplarda tüccarların her iki ülke arasında gidip gelmesi teması ortak bir tema gibidir. Bu kadar çok sefer düzenleyen bir hükümdarın mektuplaşmalarında ticarete vurgu yapması, hazineden, kendi hazinesinden masrafını karşılamak kaydıyla kervansaraylar yaptırması, büyük çarşılar inşa etmesi, ticareti himaye politikasının bir yansıması olarak düşünülebilir. Timur döneminden günümüze çok sayıda mimari eser ulaşmıştır. Bunlar İran ve Özbekistan'da bulunmaktadır. Bazı modern araştırmacılar Timurlu Rönesansı tabirini kullanırlar bu dönem için. Sadece kitabi sanatlarda ve edebiyatta değil, mimaride de çok çarpıcı örnekler karşımıza çıkıyor. Özellikle dış cephenin çiniyle kaplanması Timurlu mimarisinin bir ayırt edici özelliği olarak bilinir. Çok uzaktan müşahede edilecek o gücün timsali yapılar karşımıza çıkar. Bunlardan Timur'un türbesinin kubbesi çok simgesel bir örnek olarak ayaktadır. Yine Semerkant'ta Registan Meydanı'ndaki medreseler bunun çok çarpıcı örnekleridir. Bu kültürel havayı muhafaza etmek bir süre daha mümkün olmuştur. 1402 yılında Osmanlı Sultanı Bayezid ve Timur orduları arasında yapılan Ankara Savaşı, tarihin önemli savaşlarından biriydi ve Timur'un yaptığı son büyük savaş oldu. Timur, bu savaştan 3 yıl sonra öldü. Timur'dan sonra Şahruh oğlu Şahruh Paşa geçti. Şahruh'un saltanatı dönemi adeta Timur döneminde elde edilen ganimetin ve sağlanan istikrarın kültürel faaliyetlerde değerlendirildiği bir dönem gibidir. Şahruh'un üç oğlu Ulubey ki dedesinin merkezi olan Semerkand'ı idare etti. Semerkant şehri ve Maverannehir bölgesinin idarecisi idi. Diğer oğlu Şahruh'un diğer oğlu Baysungur Herat'ta kaldı. Ve bir üçüncü oğul İbrahim Sultan, o da Şiraz merkezi olmak üzere Fars bölgesinin idaresini üstlenmiş idi. Bu mirzaların her biri bir alanda kendi idare ettikleri bölgelerde bilim ya da sanat hamisi oldular. Ulubey meşhur Zici ile yani Yıldızlar Kataloğu ile çok
bilim tarihinde de bilinen bir simadır. Hatta onun ilim adamlığı yönü politik kariyerinin çok çok önündedir. Semerkant'ta kurduğu rasathane ve burada yaptığı gözlemler ile oluşturdukları ziç, bütün İslam dünyasında takvim ve zaman hesaplamalarında bir referans kaynağı olarak kullanılmıştır. Altın Orda ve Timur devletlerinin parçalanma ve yıkılış süreçlerinden sonra 15. yüzyılda İdil, Ural ve Orta Asya'da Hanlıklar dönemi başladı. Altın Orda devleti parçalanma devrine girdikten sonra Altın Orda coğrafyasında çok sayıda hanlık ortaya çıkmıştır. Bunların başında Kazan, Astrahan, Kırım, Kasım hanlıklarını zikretmemiz gerekiyor. 13. yüzyıl başından itibaren Altın Orda'ya vergi ödeyen Ruslar, Altın Orda hakimiyetinden kurtulmalarına rağmen Kazan ve Kırım başta olmak üzere hanlıklara vergi ödemeye devam ettiler. Hanlıklar Altın Orda mirası için verilen mücadele ve taht kavgaları yüzünden eski güçlerini kaybettiler. En başta Kazan'ı ele geçirerek Rusların Altın Orda coğrafyasında yayılma süreci de başlamış bulunmaktadır. Kazan ve özellikle de Astrahan'ın ele geçirilmesi Ruslar için Orta Asya ve Kafkasya'ya doğru açılan kapıyı da açmıştır. Ve Ruslar Kazan ile Astrahan'dan sonra Sibirya Hanlığı'na son veriyorlar. Rusların hanlıklarda kendilerine taraf bulması, ekonomik ve askeri açıdan gitgide güçlenmesi, dengeyi Rusların lehine çevirdi.